Ustaların tercihi İzel Taş'ta Usta İş Sohbetlere hoş geldiniz. Bugün konumuz Tork anahtarları. Yanımızda Yunus var. Takipçilere kendini tanıtırsan biraz sevinirim. Merhaba Yiğit, merhabalar. İzelytaş'ta üretim kalite mühendisi olarak çalışıyorum. Tork anahtarlarının tamir, bakım ve kalibrasyon işliklerinden sorumluyum. Yunus, öncelikle tork nedir ve tork anahtarı nedir olarak ilk sorunuzu cevaplarsan? Tabii. Öncelikle kuvvetten geleyim ben. Bilindiği üzere kuvvet, bir cisme ilk hareketi veren bir büyüklüktür. Tork ise bir cismin bir dayanak etrafında döndürülmesidir. Kaç çeşit tork anahtarımız var ve farkları nelerdir? taş'ta iki çeşit tork anahtarlarımız var. Tek yönlü olarak çalışan, şu şekilde gördüğünüz ürün. Diğeri ise çift yönlü çalışan, cırcırlı tork anahtarı dediğimiz, üzerinde yön mandalı bulunan e, tork anahtarıdır. Tork anahtarının başlarının farklı olduğunu görüyorum. Bunun temel sebebi nedir? Öncelikle her tork anahtarı belli aralıklarla çalışmaktadır. Her tork anahtarının üzerinde çalıştığı skala gözükmektedir. Bu skala üzerinde tork anahtarının kaç metre üzerine ayarladığınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda başlık kısmında da tork anahtarının çalışma aralığına göre dört köşe kısmının ebatları değişmektedir. Kullanıcılar bu tork anahtarının uç kısmındaki dört köşeye göre seçecekleri lokma ebatlarıyla ile beraber tork anahtarının kullanıma başlayabilirler. Her şeyden bahsettik fakat tork anahtarı nerede kullanılmalı, ne için kullanılmalı? Tork anahtarları özellikle emniyetli ve kontrollü sıkma işlemlerinde kullanılması gerekiyor. Örneğin tekerlek bijonlarını sıkarken ve çelik konstrüksiyon işlerinde bağlantı elemanlarının doğru sıkıldığından, istenilen değerde sıkıldığından emin olmak için tork anahtarları birinci öncelikle kullanılması gerekiyor. Tork anahtarlarının doğru kullanımını söyledin. Güvenli sıkım için kullanıyoruz. Peki kullanmadığımız, yanlış kullanıldığı alanlar neler? Gördüğünüz üzere tek yönlü tork anahtarı dediğimiz üründe ok işareti bulunmakta. Tork anahtarını kullanırken bu ok işaretinin tersine yönde kuvvet uygulanmaması gerekiyor. Bu ürün üzerinde kalıcı deformasyon meydana getirebilir. İkinci olarak tork anahtarı kullanıldıktan sonra üstündeki skalayı kontrol ederek tork anahtarının yük altında bırakılmaması skala üzerinden e, newton metre değerinin sıfıra getirilerek bırakılması gerekiyor. Çok güzel nasıl saklamamız gerektiğine dair soracaktım ama sanırsam saklamamız gerektiği şekli de söyledin. Tork anahtarlarımızın belli bir ömrü var yanlış bilmiyorsam kalibrasyonlarının. Ne kadar süre içerisinde tekrar kalibre ettirmemiz gerekiyor ve biz fabrikamızda kalibre ettiriyor muyuz? Tork anahtarlarının tamir, bakım ve kalibrasyon işçilikleri İzertaş fabrikasını gerçekleştiriliyor. ISO standartına göre tork anahtarlarının her 5000 kullanım kullanımda bir ve 12 ayda bir kalibrasyonun yapılması gerekiyor. Fakat şöyle bir durum da var. Siz 5000 kullanımlık bir sürece 2 aylık bir kısa sürede ulaşırsanız eğer tork anahtarının yine kalibre edilmesi gerekiyor. Darbe gibi şeyler bize zarar verir mi ürünümüze? Tork anahtarlarının tozdan, nemden ve kirden aynı zamanda darbeye maruz kalmayacak şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor. İki farklı çeşit dedik ama temel prensiplerini konuştuktan sonra cırcırlığıyla Normal tork anahtarlarımız arasındaki fark nedir? Cici Cır tork anahtarı çift yönlü çalışabilen tork anahtarıdır. Üstünden yön mandalıyla hangi yönde kullanmak istediğinize dair yön ayarlaması yapabilirsiniz. Onu bırakmadan yus, bir şey soracağım. Bir tutarsan. Tabii. Elinde gördüğüm mandalın amacı nedir? Buradaki mandal taktığınız lokmayı daha kolay çıkarmanıza yardımcı olur. Sonuçta ellerimiz yağlanıyor kullandığımız yerlere göre. Onun için bunu size kolaylık olsun diye buraya koyduk. Bir konuda daha kullanıcılarımızı uyarmak istiyorum. Tor kanatlarını kullanırken kırmızı ile gördüğünüz saptan tutulması gerekiyor. Ürünü tor kanatlarını buradan tuttuğunuz takdirde ayarladığınız Newton metre değerine ulaşmayacaktır ürün. Bu hatalı bir kullanıma yol açacaktır. Kullanıcılarımız doğru Newton metreye ulaştığını ve doğru kullandığını nasıl anlayabilirler Yunus? Tork anahtarları ayarladığınız tork değerine ulaştığı anda klik sesi çıkarmaktadır. Bu sesi duyduğunuz anda ekstradan kuvvet uygulamamanız gerekiyor ürünün sağlıklı kullanımı açısından. Büyük olan tork anahtarımızın kutuyla geldiğini görüyorum. Fakat diğerleri kutusuz mu geliyor yoksa kutuları var mı? Bütün tork anahtarlarımız kullanıcılarımıza kutu içerisinde gönderiliyor. Kutunun içerisinde tork anahtarının haricinde bulunduğundan ne var? Tork anahtarları kutusunun içerisinde kullanım kılavuzu ve kalibrasyon belgesi bulunmakta bu kutular çok elverişli bir şekilde saklamanıza yardımcı oluyor. Bu ürüne nereden ulaşabiliriz? Bu ürünlere yetkili bayilerimizden ulaşmanız gerekiyor. Yetkili bayilerimizin linkini şöyle birlikte bıraksak Yunus. Yunus bugün bize olduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Tork anahtarları ve diğer ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyorsanız uygulamamız artık yayında. Google Play Store'dan, Apple Store'dan indirebilir. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiye, katalogumuza ve bayilerimize uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.